Çalışan emeklilere kötü haber. Ekstra prim kesilecek. Sistem değişiyor. Çalışan emeklilere kötü haber. Ekstra prim kesilecek. Sistem değişiyor. Emekliler dikkat. Çalışan emeklilere ekstra prim kesintisi gelebilir. İkinci emekli maaşı gündemde. Ekonomi gündemi hızla değişirken Emeklilik sistemi ile ilgili yeni düzenlemeler masaya yatırılıyor. Özellikle çalışmaya devam eden emeklileri ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanıyor. Sosyal güvenlik sistemi yeniden şekilleniyor ve bazı yeni uygulamalar gündeme geliyor. Bu çerçevede çalışan emeklilerden genel sağlık sigortası (GSS) primi kesilmesi ve ikinci bir emekli maaşı imkanı sağlayacak düzenlemeler üzerinde duruluyor. Çalışan emeklilere GSS primi kesintisi yolda. Sosyal güvenlik sisteminde dengenin sağlanması için çalışan emeklilerden belli bir yaşa kadar GSS primi alınması öngörülüyor. Henüz netleşmemiş olsa da yaş sınırı olarak 55 ile 60 arasında bir kriter belirlenebileceği konuşuluyor. Bu prim kesintisinin emekli maaşı alan ve çalışmaya devam eden bireylerden yapılacağı belirtiliyor. Aynı zamanda Hangi maaştan kesileceği ve işçi-işveren dengesi gibi konularda çalışmalar devam ediyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ikinci maaş imkanı. Orta vadeli program kapsamında yer alan bir diğer önemli düzenleme ise tamamlayıcı emeklilik sistemi. Bu sistem, bireysel emeklilikteki otomatik katılım sisteminin bir adım ötesine geçerek çalışanlara ikinci bir emekli maaşı imkanı sunmayı hedefliyor. İşveren ve devlet desteğiyle çalışanların bu sisteme prim ödemesi öngörülüyor. Böylece SGK emekliliğine ek olarak ikinci bir emekli maaşı ile ekonomik güvence sağlanabilecek. İkinci emekli maaşı ve toplu para ödemesi mümkün. Mevcut sistemde bireysel emeklilik kapsamında çalışanların brüt maaşlarının %3'ü bireysel emeklilik fonlarına aktarılıyor. Devlet katkısıyla birikimler artarken Tamamlayıcı emeklilik sisteminde işveren katkısının da eklenmesi planlanıyor. Sistemde yer alan birikim sahipleri 10 yıl ve 56 yaş şartlarını yerine getirdiklerinde toplu para veya ikinci bir emekli maaşı alabilecekler. Ekonomik dengeyi sağlamak amacıyla masaya yatırılan bu düzenlemeler çalışan emekliler için yeni fırsatlar ve zorluklar yaratabilir. Gelişmeleri yakından takip etmekte fayda var.